Cümleten selamun aleyküm. Değerli Aksoy Filo Elvan güvercinleri takipçileri. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sesimin ulaştığı tüm diyarlara sevgiler, saygılar, hürmetler arkadaşlar. Yine uzun bir aradan sonra sizlere bir ufak da olsa video yapmak istedim arkadaşlar. En son geçen hafta paylaşmıştım. Bir hafta önce yanılmıyorsam yaklaşık 2-3 haftadır arkadaşlar Almanya'da hava şartlarından dolayı kuşlarımızı dışarıya bırakamıyordum. Kümesin içindelerdi. Hatta en son videomuz kümesin içinde geçmişti yanılmıyorsam. Ama sorun değil, kuşlar için kümes sayıları az olduğu için yeterli büyüklükte ve salmaları da var. Rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar orada arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yok çok şükür, gördüğünüz gibi. Artık eskisi gibi yalana gerek yok arkadaşlar. Kümesi sabah akşam temizlemiyorum. Haftadan haftaya temizliyorum. Ve yeterli geliyor. Güvercin sayımız çokken biliyorsunuz bende hastalık arkadaşlar, titizlik. Sabah ve akşam temizliyordum. Ama şimdi hem biraz havalar soğuk hem de güvercinlerin az olmasından dolayı günlük temizlemeye ben de ihtiyaç görmüyorum. Gerçekten de haftada bir kez yeterli oluyor. Kümesi temizliği arkadaşlar gerçekten de çok önemli. Kuşların uyuduğu yerleri temiz tutalım. Bütün hastalıklar kirlikten, pislikten gelir. Unutmayalım arkadaşlar. Bilen ustalarımıza zaten bir şey demiyoruz. Yeni gelen, daha doğrusu belki yeni başlayan güvercini arkadaşlar olabilir. Temizlik ilk şart arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel. Evet değerli takipçiler, bugün videomuzun konusu kuşçuluğa ilk adım olsun arkadaşlar. Güvercin beslemeye yeni başlayan arkadaşlar için ufak bir bilgi olsun. Bilen ustalarımıza zaten her zaman diyoruz, bir şey demiyoruz, saygı gösteriyoruz. Bildiklerimi de her zaman ben sizlerle paylaşıyorum. İster bilin, ister bilmeyin. Bilgi paylaşımı güzeldir arkadaşlar. Bilmediğimiz olan bir sürü şeyler olabilir. Ne kadar uzun zaman güvercin beslesek de yanlış biliyor olabiliriz. Veya bildiklerimizin üzerinden geçersek yine faydalıdır. İlk önce arkadaşlar güvercin beslemeye başlayan kardeşlerime sesleniyorum. Güvercin temin etmeden önce güvercinlerin kalacağı kümesler arkadaşlar çok önemli. Kendinize ilk önce güzel bir sağlıklı kümes yapın. Ondan sonra güvercinlerinizi temin edin. Sağlıklı kümes nasıl olur? Sizlere uzun zamandır bir güvercin besleyen hobidaşınız olarak tecrübelerime dayanarak şöyle söyleyebilirim. İlk önce arkadaşlar önemli olan güvercin kümesinin güneş alması önemli. Daha sonra ise güvercinin arkadaşlar kaldığı yerlerin kesinlikle kümeslerin nemli olmamasına, yani yağmur yağdığında içerisine yağmurun geçmemesine, kar yağdığında, kar sularının eridiğinde güvercin kümesinin içerisine akmamasına çok önemli bir şekilde dikkat edin. Çünkü bu kuşları anında hasta eder arkadaşlar. Ve rüzgar almaması gerekiyordur. Bir güvercin kümesinin. Bizim kuşlar arkadaşlar yine yukarıya bakıyorlar. Galiba yukarıda bir yırtıcı tur atıyordur %100. Hemen
tetikteler. Yırtıcılar da nöbetleşe geziyorlar. Çünkü alışkınlar, bizde devamlı çok güvercin oluyordu. Kış aylarında bizden besleniyorlardı. Neyse, konumuzun dışına fazla çıkmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, kümeslerinizi ilk önce su almamasına, kesinlikle nemli olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ve havalandırmayı hep çok insanlar yanlış yapıyor. Uzun zaman güvercin besleseler de maalesef havalandırma şekli yanlış olduğu için hep kuşlar hasta oluyor. Arkadaşlar, kümesinizi havalandırmak için karşılıklı pencereleri kesinlikle açmayın. Sadece bir taraftan havalandırma olacaktır. Yani şu kapının, diyelim size şöyle gösterelim, burası bizim eskiden damızlık kümesimiz. Bunun havalandırma şekli şöyle oluyor arkadaşlar. Şu alttan, arkadaşlar şimdi ben buraları kış diye kapatmıştım, artık kullanmıyoruz. O yüzden alttan girin havanın, üstten tekrar şu şekilde dönerekten çıkması en sağlıklı bir şekilde olan havalandırma sistemidir. Eğer karşılıklı, bizim içeride penceremiz var. O pencereyi de arkadaşlar, diyebilirsiniz sizde niye karşılıklı pencere var. Pencereyi biz, içerisini de şöyle göstereyim sizlere. Temizlik yaptığımız zaman, kuşları dışarı çıkarıp temizlediğimizde açıp havanın dışarı çıkmasına daha çabuk yardımcı oluyor kötü havanın arkadaşlar. Ondan sonra eğer üretici olarak bir kümes kuruyorsanız arkadaşlar, damızlık olan hayvanların olduğu yerlerin arkadaşlar rahat edebileceği kadar çok fazla sayısı olmaması gerekiyor. Yani bir güvercin, diyelim ki şuranın kapasitesi 15 çiftse, buraya 20 çift koyarsanız arkadaşlar sağlıklı, güzel bir üretim alamazsınız. Yani güvercinler rahat etmesi gerekiyor. Eğer uçum kümesi ise arkadaşlar, aynı şekilde sayıları metrekarelerine uyumlu olması gerekiyor. Yani güvercinler kümesin içinde rahat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Kısaca biz nasıl kendi evimizde kendimiz için en iyisini düşünüyorsak, rahat nasıl hissetmeye çalışıyorsak, güvercinler de aynı şekilde rahat hissetmeliler arkadaşlar. Mutlu olmalılar ki onlar da bize mutluluk versinler, neşe versinler. Sonra güvercin kümeslerine dikkat edin arkadaşlar. Fare en büyük düşmanımız arkadaşlar bizim. Fareden tüm hastalıklar geliyor. Özellikle benim gibi böyle toprakta, bahçede güvercin besleyen arkadaşlar, bu fareye çok dikkat edin arkadaşlar. Her türlü hastalıklar onlardan geliyor. Kesinlikle güvercin beslediğiniz kümeslerin, şöyle bakın arkadaşlar, göstereyim, tabanlarına ızgaralar koyun arkadaşlar. Bu ızgaralar kış aylarında soğuk betona temas etmelerinden tutun da yazın, kış fark etmiyor, dışkıların arkadaşlar aşağıya düşüp ayaklarına temas etmesinden korumaktadır. Çok sağlıklı ve önemli olan bir olaydır arkadaşlar. Bakıyorum ben Türkiye'de maalesef hala birçok kümeste ızgarayı kullanmıyorlar. Ama eğer imkanınız varsa ısrarla sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ızgara gerçekten de bir kümeste olması gereken en büyük unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu arada kuşlarımız bayağı dışarıyı özlemişler arkadaşlar. Sayıları çok az. Çöp topluyor bizim gümüş kuyruk. Ama niye topluyor ben de merak ediyorum. Dişiler başka tarafta. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa aman. Belki bilmiyorlar. Bizim aslında arkadaşlar bayağı bir yırtıcılar geçti arkadaşlar. 4-5 tane hemen korktular. Bakın içeriye kaçıyorlar. Allah'ınızı seveyim sizin.
Ha onu diyordum arkadaşlar. Bizim aslında 400'e yakın güvercinimiz vardı ama azalttık. Çünkü Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdik. O yüzden arkadaşlar şu an sadece yanımızda götüreceğimiz damızlıklarımız veya çok sevdiğimiz manevi olarak değerli olan kuşlarımız bunlar. Bakın hemen kaçıp içeriye girdiler. Görüyorsunuz kümesin şeklini ufak bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu kümesin bin bir çeşidini kurabilirsiniz. Siz nasıl seviyorsanız. Bunlar bizim erkek güvercinlerin kaldığı bölüm arkadaşlar. Diğer taraf ve önünde böyle küçük bir kapaktan salmaya çıkıyorlar. Gün boyunca burada vakit geçiriyorlar. Sonra da uyumak için diğer kümese gidiyorlar. Şöyle o tarafı da size gösterebilirim. Hem kazık sistemi var arkadaşlar, hem de bölme sistemi. İsteyen istediği tarafta şöyle kalabiliyorlar arkadaşlar. Buraya yaklaşık bir 60 kuş çok rahat ediyor arkadaşlar. Ha 100 kuş da koyabilirsin ama dediğim gibi o zamanlar kuşlar birbirleriyle çok kavga edip yerleri dar oluyor. O zaman pek sağlıklı olmuyorlar arkadaşlar. Şu an bizim burada 14 tane erkeğimiz var. Başka da bir güvercinimiz yok. Bunları da Türkiye'ye götürmek için seçtik. Yani konumuza tekrar dönersek arkadaşlar kümes olayına gerçekten de çok dikkat edin. Kümesiniz sağlıklıysa sizin kuşlarınız da sağlıklı olur. Ve neşeli olursunuz. Güvercin beslemekten zevk alırsınız, neşe alırsınız. Onlar da aynı şekilde hastalanmazlar. İstediğiniz gibi ister uçarlar, istediğiniz gibi yavrularlar ama onların rahat edebileceği sağlıklı bir kümesler kurmaya ilk başta ona çalışın. Sonra da bu işi arkadaşlar ben size tavsiye ediyorum. Ticari olarak değil, sevdiğiniz kuşları besleyin arkadaşlar. Mod olan kuşları değil, sevdiğiniz kuşları besleyin. Sevdiğiniz kuşu besleyin ki severek onlara bakın. Böylelikle daha güzel üretir, daha güzel uçurursunuz. Yani daha çok neşesini alırsınız. Benim size ufak nacizade bir tavsiyem. Her şey kümesten başlıyor arkadaşlar. Sonra aman bu yıl müsait modaymış, yok bu sene fitilli modaymış, çağçırlı modaymış, o işleri geçin arkadaşlar. Siz neyi seviyorsanız, neyden hoşlanıyorsanız o güvercinleri besleyin. Kimseye bakarak yani aman bunda bu varmış, ben de şunu alayım, bunu alayım olaylarına bence girmeyin. Ailenizi ihmal etmeyin, işinizi ihmal etmeyin. Sonuçta bu bizim hobimiz arkadaşlar. İlk önce aile, iş, sonra güvercin diyelim arkadaşlar. Evet değerli takipçiler, bugün de videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Biraz daha sabrınızı rica edeceğim arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. İnşallah Türkiye'ye tam olarak yerleştiğimizde çok güzel, sizlere layık bir kümes kuracağız inşallah. Hem bizleri ziyaret edebilme imkanınız olacak, hem bizler Türkiye'nin dört bir tarafından kümes ziyaretlerine devam edeceğiz. Ve arada bir filo, elvan güvercinleri hakkında isteğiniz doğrultusunda bilgiler, bilgi amaçlı videolar yapacağız. Yani her çeşit videoya inşallah imza atacağız hep birlikte. Hep dediğim gibi birazcık sabredelim arkadaşlar. Sabrın sonu selamet. Ancak maalesef sizlere bu kadar görüntü sunabiliyorum. Elimizde olan bunlar. Varını veren
utanmazmış arkadaşlar. Bizde de şu an sadece bunlar var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen aramızda, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa bir abone olarak desteğinizi bekliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın.